Evet, BİM'in bilançosu iyi geldi. Açıkçası çok fazla inceleyemedim. Yani şöyle bir üstün körü baktım. Net satışlar ve FAVÖK tarafı beklentilere paralel gelmiş olsa da net kar tarafında bir sapma var. Yani aşağı yönlü bir sapma var. Ama şöyle söyleyebilirim. Yani ana tema enflasyon. Buradaki enflasyonun yukarı yönlü seyrini devam ettirmesiyle birlikte tasarruflar azalıyor. Ve tasarrufların azalması indirim marketlerine olan ilgiyi de arttırıyor. Çünkü zorunlu ihtiyaçlardan kısamayız. Bu zorunlu ihtiyaçlardan kısamamamız da tasarrufların azalma ihtimalini düşünürsek bu yüzden indirim marketlerine olan ilginin arttığını görüyoruz. Zaten gıda enflasyonu %90'ın üstünde. O yüzden bu denli gıda enflasyonunun yüksek olduğu bir noktada bu şirketlerin de ürünlerine zam yapması ve satış gelirlerindeki artışlar neticesinde şirketlerin finansalları da iyi gelmeye devam ediyor. Yani biraz önce dedim, enflasyonist bir ortamdayız ve hane halkı harcama kalemlerinin yüksek olduğu sektörlerden bir tanesinden bahsediyoruz. Dediğim gibi yani tam olarak inceleyemedim. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama bir önceki çeyrek ve ondan önceki çeyreğe baktığımız zaman gıda enflasyonundaki yukarı yönlü seyirle birlikte şirketin 2021 yılının son çeyreğinde 2022 yılına dair açıkladığı beklentileri yukarı yönlü revize ettiğini gördük. O yüzden bu çeyrekte de yukarı yönlü revize etti mi bilmiyorum ama yüksek ihtimalle edildiğini düşünüyorum. Dediğim gibi bakmadım ama gıda enflasyonunun bu denli yukarı yönlü gittiği bir noktada hani bu şirketlerin de 2022 yılının başında verdiği beklentilerin az kalacağı da aşikar. O yüzden bunları yakından takip ederiz ama hane halkı harcama kalemlerinin yüksek olduğu sektör gruplarından bir tanesinden bahsediyoruz ve bizim enflasyon tahminimiz şu an için enflasyon %85. Zaten yeniden değerleme oranında %123 olarak açıklandı. Biz de baz etkisinden kaynaklı olarak yıl sonu enflasyon beklentimiz bizim de yaklaşık %70. Yani %70 de az bir enflasyon rakamı değil. Yani yüksek bir enflasyon rakamı. O yüzden hane halkı harcama kalemlerinin yüksek olduğu sektör grupları yakından takip edecek ve bunların başında BİM var. Zaten BİM'in mağaza ağında ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz ve her dönemde açılan mağaza sayısı bir önceki çeyreğinde hemen hemen üstüne çıkıyor. O yüzden şirket hisse önerileri listemizde kalmaya devam ediyor ve şirketi de beğenmeye devam ediyoruz. Enflasyonist ortamda da ön plana çıkan şirketlerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz diyebilirim. Tüpraş çok soru.